Değerli izleyiciler, hepinize merhaba. 2023 yılına girmişken, seçime doğru hızla yol alırken, isterseniz Türkiye ekonomisinin genel bir panoramasını çizelim. Birincisi, ekonomi belirgin bir yavaşlama sergiliyor. Sanayi üretimi geçtiğimiz yıla göre geriledi. Otomobil satışlarında, beyaz eşya satışlarında bir düşüş görülüyor. Aynı şekilde elektrik üretimi ve tüketiminde düşen alım gücünü dengelemek için kredi kartı harcamalarında ciddi bir sıçrama gözleniyor. İkincisi ekonominin yapısal sorunları devam ediyor. İşsizlik çifthanelerde yaklaşık 3 milyon 600 bin yurttaşımız işsiz. Cari açık en son Kasım ayında 3.7 milyar dolar olarak açıklandı ve yılı 45 milyar dolarla kapatması bekleniyor. Bilindiği gibi kur korumalı mevduatta 1.5 trilyon liralık bir yük bulunuyor. Swap hariç net rezervler Merkez Bankası rezervleri 43.4 milyar dolarlık ciddi bir ekse gösteriyor. Üçüncüsü, buna karşılık ekonomiyi canlandırmak, yurttaşlarımızı seçime doğru yol alırken hoşnut etmek için belli adımlar atılıyor. Bunlardan birincisi hepinizin bildiği EYT düzenlemesi. İkincisi, asgari ücretin %54 arttırılarak 8500 liraya çıkarılması emekli maaşlarının da en az 5500 lira olarak ayarlanması. Kredi garanti fonuyla 250 milyar TL civarında bir kredi desteğinin yakında açıklanacak olması. Dördüncüsü de 2022'de açıklanmış ama henüz hayata geçmemiş. E, sosyal konut e, projesi. E, peki bu adımlar bir sonuç e, verebilir mi? Dördüncü kalemimiz de e, bunların e, başarı göstermesinin belli bir sonuç vermesinin ve e, ekonominin e, istikrarını kaybetmemesinin kilit noktası e, döviz, e, döviz'e e, tutabilmek. E, döviz e, eğer tutulabilirse enflasyonu da göreceli olarak kontrol altına almak olanaklı olacak bunun başarılı başarılamayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz peki orta uzun dönemde bizi ne bekliyor beşinci maddemizde bu söylediğim halkı hoşnut etmeye yönelik müjde diye açıklanan yeni uygulamalar bütçeye çok ciddi bir yük getirecek Kamu'yu ciddi yükümlülükler altına sokacak. Zaten 2023 yılı için bütçede 660 milyar liralık bir açık öngörüldü ki bunun ben bu rakamı da aşacağını tahmin ediyorum. Seçimlerden sonra gelecek yönetimi ciddi sorunlar beklediğini şimdiden söyleyebilirim.